Çok özür dilerim. Bir çocuğu da bir sürü de babam ısrar da ortalıkta gitmemi istiyor. Yapma baba, etme baba, para baba diyor. Çalışma baba, hayır gideceksin diyor. Bir tek sen otursan olursun diyor ve gönderiyor. Zorla gidiyor ama bir yıl okulu çakıyor tabii. Çünkü yürütüyor. Sırda kaldım, babayı duydum. İş bu kadar, ben çalışıyorum, tam gün çalışıyorum. Peki mesela okulu bırakır, yani okulu tamamen bırakınca ben hayatta geri kalacağım, eksik kalacağım, bir şeyler yapabilirim ama aklım boş kalır diye okulunuz maniye kalır, nasıl olmadı? Hayır, asla olmadı çünkü amacım ve hedefim belliydi. Ben para kazanacaktım, net olarak söylüyorum. Bir gün evlenecektim, 10 yaşında itibaren kurduğum hayalleri size net olarak söylüyorum. Benim söylediklerimin hepsi andı ve gerçekti. Asla palavra diye bir şey sıkmıyor. Biz ne istek oluyoruz onu anlatıyoruz. Bunu herkesin bilmesini ve anlattığım her şeye de inanmasını istiyorum. Peki eksiklerinizi nasıl kapattınız, nasıl telafi ediniz? Şimdi çalışarak ve öğreterek kendimi ifade etmeye çalıştım. Yani ben kendimi artık ifade edebiliyordum. İnsanlar bana saygı duyuyorlardı, itibar gösteriyorlardı. Cebimde param vardı. Evet. O şekilde askere gidinceye kadar o kasap dükkanında bu şekilde çalıştım. İnanın beraber çalışmış olduğumuz ustalar o kadar çok dövdüler ve sövdüler ki inanılmazdı. Ve bir gün hikayemi anlatacağım size. Bir gün inanın artık burama gelmişti. Tezgahın arkasından çıktım öbür tarafa, kapıya geçtim, önlüğü çıkardım, kıvırdım, attım yere, dedim ki ben bir gün sizin yanında işçi olarak çalıştıracağım, göreceksiniz, dedim de kaçtım. Ama bir ablamda patron geldi, evde yine beni aldı getirdi. Yine dövdüler sizden ama bir tane çıkıyor. Sonra gerçekten oldu. Ve gerçekten oldu. Çok özür dilerim. Bu beni mutlu etmedi ama başarmayı seviyorum. Başarım. Onun için. Sadece çalışmak da yani çalışmak evde ama çalışmak da bir tuhaf yaratıcı ve şimdi bu sorunun cevabı ne? Ne olarak şu? Çok kazaklı çırak olarak çalıştığı bir şey fark ettim. Fark ettiği için inanın o işin gönderilmiş olduğumdu. O işin gönderilmiş olduğum, inandım buna. Ben bu işin gönderilmişim diye inanmaya başladım. Erda. Bana bir tıptı. Bunu hissettim. Anladım, bunu anladım ki ben bu işin gönderilmişim. Buradan hareketle o işi daha çok satmıyorum. Ben bu işin kazaklı olarak. Ben kasabım. Kasap Cüneyt olarak başlayan bugün 40 şubeye gelen siz yollanmışsınız. Evet, benim bu işin gönderilmiş olduğunu inanıyorum. Ben bu işin eksiyim. Ben bu işin adına ne yani yakışırsa peygamberiyim eksiyim. Ben bu işi bugün Türkiye'de ifade ediyorum. Yani size ifade etmek gerekirse bugün Türkiye'de bu işi yapan herkesi ben yetişirim. Kendinize megaloman da demiyorsunuz. Asla. Benim için megaloman diyebilirler, desinler. Şahit ben ne yaptığımı biliyor ve kendimden eminim. Bu işin gönderildiğine inanan biri zaten bunu yapmak zorunda. Çünkü ben bu ülkenin ustasıyım. Usta şu. Ustayı ayar anlatmak, ifade etmek gerekirse usta şu demektir. Usta, yeryüzüne köklerini, gökyüzüne dallarını salan çınar demektir. Kökler... Dallar yetiştirdiğimiz adamlar. Ne kadar çok adam yetiştirebilirsek o kadar dalız, o kadar ustayız, o kadar hocayız. Bizim için çok önemli. Bakın, ustalık acayip bir kavramdır. Yeter ki biz onu anlayabiliriz. Bak, ustalık acayip bir kavramdır. Ustalık şöyle bir şey, ben anladığım şekilde yorumlayacağım. Kainatın ustası Allah olarak düşünün. Sonraki ustasını peygamber olarak düşünün. Sonraki ustaları düşünün biz, yeryüzündeki biz insanlar ve bizlerin görevleri yaptığımız işler, biz yaptığımız işleri adam gibi yaptığımızda, adam gibi adam yetiştirdiğimizde, bu insanlar bununla hayatlarını kazanabildiklerinde, sokakta kalmazlarsa, evlerine ekmek getirebilirlerse, ben usta değilim, neyim?
babamı usta mı? Babamı usta mı sorusunu bile açabiliriz. Buna inanın. Adam usta başka bir şey. Usta böyle bir şey. Ama ustadan bahsediyorum. Usta. Usta. Bugün yüzlerce çocuğu yetiştirmiş olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hepsi de çok başarılılar. O da ayrı bir şey. Harikalar. Diyorlardı tabii ki hani demeye devam edecekler. Çünkü onlar şunu çok iyi biliyor. Bu adam ne diyorsa doğrudur. Bu adam ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü bu adam yanlış yapmıyor. Hiçbir zaman yapmadı. Hiç kimseyi kandırmadı. Hiç kimseye yanlış yapmadı. Sadece elinden gelenin en iyisini yaptı. En iyisini yapmaya gayret etti. Bundan sonra da en iyisini yapmaya gayret etti. Peki bu anlayışa nasıl ulaştınız? Yani siz bir taraftan da yaptığınız işi zaman icra ediyorsunuz. Evet. Bunu size biri öğretmiş, biri yok. Okula gitmemişsiniz, aile yapınızı anlatmışsınız. Evet, çok saygıdeğer insanlar ama yine de siz yani tamamen Tanrı'yla mı açıklayabilirsiniz? Tabii tamamen açıklayamaz ama bu işin gönderildiğimi net olarak inanıyor ve söylüyor. Net olarak inanıyor ve söylüyor. Biliyor, burada anlaşalım. Sonrasında da tabii ki gönderilirse iş sizin için zaten kolay ve güzeldir. Bu sizin için iş değildir artık, madem öyledir. Bu sizin için keyiftir, bu sizin için eğlencedir. Siz bununla oynarsınız, şekillendirir, desenlendirir, ha, şekilden şekile sokarsınız. Çünkü bu benim hayatım. Ben buyum daha. Peki, bir taraftan kişiliğin önemine kadar, yani işinin ustası zaman, işine kapalı, tartışmış bir adam da olacak. Hiç şüpheniz olmasın ki ben böyle değildim. Ben böyle doğmadım. Ben böyle oldum. Hayat beni bu şekilde getirdi. Ben hayatla boğuşurken, mücadele ederken kendimi bu şekilde durmadan olgunlaşan biri olarak gördüm. Ve şartlar, hayat, ihtiyaç vesaire 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 de beni yetiştirdi, büyüttü hale getirdi. Yani böyle her şekilde ben hayatın çocuğuyum. Ben gerçeğim. Bu, ben gerçeğim. Bir şeyden almadım. Neye daha çok saygı duyuyorsun? Çok iyi eğitim almış birine mi? Sıfırdan hatta eksilen tırnakları yine yükselen bir insan. Ben her zaman insanoğlunun saygı duyması gereken şeyin emek olduğuna inanamam. Emek olan şeye, emeğe saygı duymalı. Bir numara emektir. Çünkü emek sevmektir. Emek demek sevmek demek. Sevmek ne demek? Sevmek emek. Seni seviyorum. Hiç öyle bir şey yok. Sevmek emektir. Yeryüzünün en değerli ve kutsal şeyin adı emektir. Bir numara saygı duyacak şey emek. Niye cennet yalnız ananın ayağının altında? Şartlar ne olursa olsun, dünyanın en kötü çocuğu bile olsanız sizi yine sever. Yine sever, yine sever. Başka sizi kim böyle sever? Kim sever? Kim sever? Var mı başka sevecek? Hayır. Onun için sevmek emek. Şimdi yine bir avantaj. Çünkü ben bir kere avantajlıyım, şu anda avantajım. Neden? Bir, gönderilmişsiniz ya. İş için gönderilmişsiniz. Buna inanıyorsun. Bir. Ve çok erken başlamışsınız. İki, bir kere buna ihtiyacınız var sizin. İhtiyaç demek böyle bir şey. İhtiyacınız varsa başarırsınız. Benim ihtiyacım vardı, açtım. İhtiyacım vardı, açtım. İhtiyacım vardı. Yani başarmanın en önemli sebebi olarak ihtiyaç. İhtiyaç. Benim başarımın sorunu ihtiyaç. Açık ve net söylüyorum. İhtiyacım vardı. Kendimi ifade etmeye ihtiyacım vardı. Onurlu yaşama, düzgün yaşamaya, çocukların tabii ki olsun istemiyorum. Karım annemin çektiği işkenceyi zor çeksin istemiyorum. Dolayısıyla ben bunları gerçekleştirmem lazımdı. Onun için elimden geleni yaptım. İnanıyorum ki başarılıyım. İşini adam gibi yaparsan
para tabii gelir. Para tabii gelir. İşinizi kimlikli, kişilikli, ahlaklı, ahlaklı yapar. Ona emek verirseniz para zaten gelir. Benim abi, gelecek. Ama işinizi mutlaka ibadet gibi yapmanız gerekiyor. İş ibadet. İbadet gibi yapılınca iş kutsal olur. Kutsal olunca ahlaklı olur. Ahlaklı olunca size dönüşü zaten başarı olarak geri gelecektir. Ne olarak istiyorsanız gelir. Para olarak istiyorsanız, itibar olarak, şahsiyet olarak, kimlik olarak, kişilik olarak size geri gelir. Hiç şansı yok. Önünde bile duramazsınız. Bugün biz de gördüğünüz. Ama sizin rüyalarınızı ne süslüyor? Çok zengin olmak mı? Yani bir numaralı olmak mı? Yoksa yatım katım olacak, şahane giyineceğim. Bu mu yani? İtibar, para mıydı? İşini en iyi şekilde yapmak. Önce itibarlı olmak. Kimlikli, kişilikli, karakteri itibarlı olmak. Bir. Kapıcı olmadan, kapıcının çocukların kapıcı çocuğu olmasın, işin olmasın. Peki bu araya girmek. Başlayan duygularla devam ediyor. İnsan, ben bazı röportajlarda yani şöyle bir his oluyor mu? Benim babam kapıcıydı. İnsanı utandırıyor mu? Mikrofonlara mı? Yoksa bundan hani gurur da duyuluyor mu? Söyleyeyim, evet. Asla ve asla bundan rahatsız olmadı. Şartlar, iyi şartlar. İyi yerlerde okuyan, iyi yerlerde yaşayan, güzel yaşayan, itibar gören, saygı gören. Derdim bu benim. Derdim bu. Ve asla babamdan bahsederken ne kadar onurla ve gururla bahsettim. Ve babamdan bir tane daha görmüyorum dedim. O başka bir şey. Hayır. Ama daha doğru, daha güzel, daha rahat ve daha güzel bir hayat istiyorum. Herkese istiyorum. Herkesin hakkı.